Aşklarım, hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki bu Cadılar Bayramı döneminde sürekli olarak maruz kaldığınız hikayelerin hepsine Reddit adlı siteden alıyordum. Reddit'in non-sleep kısmından alıyordum. Ve büyük ihtimal o bende bir bağımlılık tarzı bir şey yarattı ki bu arada saçım oradan çıkamaz hale geldim. Sürekli orada hikayeler okuyorum. Sürekli bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Hani video için geçtim. Normal hikayeler de okumaya başladım. Ve bu benim artık canımı sıkmaya başladı. Çünkü sürekli olarak saçma sapan hikayelere maruz kalıyorum gün içerisinde. Ve ben şu saçımı halletmeden hiçbir şey yapmayacağım. Neyse ben de işte orada bulduğum ve gerçekten tüylerimi diken diken eden bir hikayeyi sizinle paylaşmaya tabii ki karar verdim. Okey, şimdi ben size bu hikaye çok uzundu. 4 sayfalık bir hikaye neredeyse Word dosyası içerisinde. Onu Türkçe'ye çevirdim. Bildiğiniz yazdım ve şimdi hikayeyi size okuyacağım. Yani hep beraber hikayeyi dinleyeceğiz ve daha sonra yorumlayacağız. Pensilvanya'da bir gaz istasyonunda çalışıyordum. Sıkıcı bir işti ama kolaydı ve parası da fena değildi. Birkaç hafta önce yeni bir çocuk işe başladı. Ona Jeremy diyeceğim. Jeremy garip bir çocuktu. 25-26 yaşlarındaydı ve zar zor konuşuyordu. Ayrıca dünyanın en garip ve korkutucu gülüşüne sahipti. Patronum ve ben bunu fark etmiştik ama hiçbir zaman ciddi bir problem olmamıştı. Yani elimizden gelen hiçbir şey yoktu sonuçta. Müşteriler hiçbir zaman ondan şikayetçi olmuyordu, işini gayet iyi yapıyordu. Ta ki birkaç hafta öncesine kadar. Çünkü iş yerinde bir takım şeyler kaybolmaya başladı. Tüketici malları satan her iş yerinde çalışan hırsızlığı bir problem olabilir. Ve o zaman aralıklarında gaz istasyonlarında çalışan tek bir kişi oluyordu. Burası oldukça küçük bir yer. 2 hafta önce patronun motor yağının azalmaya başladığını fark etti. Başta birkaç kap kadar eksikti, daha sonra arka odadaki raflarda bulunan tüm büyük kutuların yok olduğunu fark ettik. Bu gaz yağı dediği şey sanırım gaz istasyonlarının bir arka oda gibi bir şey. Onlar böyle büyük tüplere ya da kutulara koyuluyor. O bu depo gibi bir yerde duruyor sanırım, öyle bir şey anladım. O kutular, o depo şeyleri kaybolmaya başlamış. Ve genelde bu yok olma işlemi hep Jeremy'nin shiftinden, yani çalışma zamanından sonra oluyordu. Patronum güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Neredeyse her gece çalışması bittikten sonra oturup güvenlik kayıtlarını izliyordu. Ama hiçbir zaman eylem esnasında Jeremy'yi yakalayamadı. Jeremy arka odayı kilitleyip gidiyordu ve ertesi gün motor yağları yok oluyordu. Patronum genelde güvenlik kameralarını eve götürür ve evde gece izleyerek Jeremy'yi yakalamaya çalışır. Ama geçen gece patronumun kızının okulda bir etkinliği vardı. O yüzden kameraları ve izlemem için benden ricada bulundu. Bana daha fazla ücret ödeyeceğini söyleyince, tabii ki çaktırmadan, ben de tabii ki bu teklifi kabul ettim. 3 kamera var. O yüzden bana 3 farklı kamera kaydı verdi kontrol etmem için. Şimdiden çok uzun bir gece olacağını fark etmiştim ama yaz tatili için para biriktirmeye çalışıyordum. Yani bu paraya ihtiyacım vardı. Görüntüleri eve götürdüm ve eski bir VCR'a koyarak izlemeye başladım. VCR diye mi okunuyor acaba? İnşallah doğru. Okum şimdi. 2 gün önce, yani Jeremy'nin çalıştığı son zaman, Jeremy işe öğleden sonra 4'te başladı. Başta her şey normal görünüyordu. İşe geldi. Ondan önce çalışan kızın sırasını ona vermesini bekledi. Daha sonra kendi sırasını alarak müşteri gelmesini beklemeye başladı. İlk gelen müşteri Bayan Templeton'dı. Kayıtta saat 4.03'ü gösteriyordu. Ve bu bir klasiktir. Bayan Templeton geldi, sigarasını ve gazetesini aldı. $20 ödedi ve gitti. Hiçbir gariplik yoktu. Daha sonra gelen müşteri ise burada yaşayan Ron adında herhangi biriydi. Motor kullanıyor ve genelde hep birkaç günde bir buraya mutlaka geliyordu. Deposunu doldurdu, birkaç paket beef jerky aldı ve kredi kartıyla ödedikten sonra gitti. Daha sonra gelen kişi ise cowboy şapkalı bir adamdı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Ama sonuçta buraya sürekli yabancı insanlar da geliyor. Herhangi bir gaz istasyonunda olduğu gibi. Dizel yağı için $40 ödedikten sonra çıkıp gitti. Ben de arkama yaslanıp derin bir iç çektim. Bu hayatta yapılacak daha sıkıcı bir iş varsa o da diğer insanların yaptığı sıkıcı işleri izlemekti. Patronumun verdiği fiyat iyi olduğu için mecbur izlemeye devam ettim. Her şey gayet normal görünüyordu. Sonra şöyle düşündüm. Jeremy eğer yağlardan gerçekten çalıyorsa bizim ondan şüpheleneceğimizi mutlaka düşünürdü. Kameraya yakalanmayacağını düşünecek kadar salak olduğunu zannetmiyordum. Saat 5'e kadar her şey yeterince normal ve sıkıcıydı. Saat 5.03'te Bayan Templeton geri geldi. Herhalde bir şey unuttu diye düşündüm. Ama unutmamıştı. Tekrar aynı sigara paketinden ve aynı gazeteden aldı. Tekrar $20 ödedi. Biraz garip olduğunu düşündüm ama belki de o gün dalgındır. Belki Jeremy ona zaten sigara ve gazete aldığını hatırlatır diye bekledim. Ama sonuçta bir müşteriye aynı şeyi iki kere satmama gibi bir kural yoktu. Daha sonra Ron tekrar geldi. Tekrar bir tüp gaz aldı. Yine motosikleti için. Çünkü dışarıdaki kamerayı da inceledim. Belki başka bir araç içindir diye ama hayır. Ve bir paket beef jerky aldı.
tekrar kredi kartıyla ödedi. Çok büyük bir olay yaratmadım. Belki de sadece bir tesadüftür diye düşündüm. Bayan Templeton unutkan biridir ve Ron büyük ihtimal bir hali dışında başka bir araca daha sahiptir. Ve tam da o sırada kovboy şapkalı adam tekrar geldi. Vücudumda garip bir ürperti hissettim. Dizel alma, dizel alma diye yalvardım içimden. Ama aldı ve 40 dolar ödedi. Her bir hareketi ilk gelişiyle tıpatıp aynıydı. Kapıdan dışarı çıkmadan önce burnunu kaşımasına kadar. Ya bu adam aşırı zengin, bir sürü tırı falan var ya da gerçekten bu kasabada garip şeyler oluyordu. İzlemeye devam ettim. Bundan sonraki bir saat boyunca gelen müşteriler hep aynıydı. Her biri aynıydı. Resmen kafayı yemek üzereydim. Daha sonra saat 6:03 oldu ve Bayan Templeton tekrar içeri girdi. Sigarasını ve gazetesini aldı ve tekrar 20 dolar ödedi. Gerçekten kafa yediğimi düşünmeye başladım. Her şey tıpatıp aynıydı. Her bir müşteri bir saat arayla aynı saatlerde gelmeye devam ediyordu. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu gerizekalı manyak Jeremy güvenlik kamerası görüntüleriyle oynuyordu. Bu ilk bir saati değiştirip bir loop haline getiriyordu ve kendi kendini tekrarlattırıyordu. Ama olay bu değildi. Her bir kameranın görüş açısına camlar da giriyordu ve güneşin resmen batışını an bir an izliyordum. Jeremy'nin yaptığı şeyler tekrara girmiyordu. Dışarı çıkıyordu, içeri giriyordu, stokları yeniliyordu, işte tam olarak eksiksiz yapıyordu. Ama aynı müşteriler devamlı olarak girip çıkıyordu. Tam olarak bu noktada paniklemeye başladım. Gördüğüm şeyde ciddi problem vardı ve bu olay için en ufak bir açıklamam yoktu. Daha sonra biraz daha ileri sardım ve Jeremy en son dükkana kilitleyerek dışarıdaki arabasına doğru ilerledi. Hiçbir şey çalmadı. Emin olmak için biraz daha izledim. Son bir kez daha ileri sararak gece yarısına getirdim. Saat tam olarak gece 12:03'te, hiçliğin ortasında, bir anda Jeremy'nin suratı kamerada belirdi. Kafası tahmin ettiğiniz gibi görüntüye giriş yapmadı. Yani bir saniyede dükkan tamamen boşken, diğer saniyede Jeremy'nin suratı tek görebildiğim şeydi. Kameraya bakmıyordu, bana bakıyordu. Neredeyse emindim bundan. Çığlık attım ve hemen uzaktan kumandayı aramaya başladım. Kumandayı bulduğum an o gitmişti. Resmen bir karede vardı, diğer karede yoktu. Ellerim deli gibi titriyordu ama yine de diğer bir kasete bakmaya karar verdim. Diğer kamera kaydı arka tarafı gösteriyordu. Böylece Jeremy'nin arkasından bakarak diğer kameranın dibine nasıl girdiğini anlayabilecektim. Saat 12:03'e getirdim ve hiçbir şey yoktu. Bir sandalyenin üstüne çıktığını görmeyi bekliyordum ama orada değildi. Hatta dükkana tekrar girdiği bir görüntü bile yoktu. Hiç buraya gelmemiş gibiydi. Güvenlik şifresini de ayrıca bilmiyordu ve içeri girseydi büyük ihtimal alarmlar çalmaya başlardı. Daha sonra gördüğümse tam saat 12:03'te motor yağlarının hepsi bir anda yok oldu. Hepsi Jeremy'nin suratı gibi bir saniye oradalardı ve diğer saniye yoklardı. Daha fazla dayanamayarak görüntüleri kapadım ve yatağa gittim. Ama tek bir damla uyuyamadım. Bedenim çok yorgundu ama kafam çalışmaya devam ediyordu. Az önceki görüntüler şu ana kadar izlediğim en garip, en korkunç ve en rahatsız edici şeylerden biriydi. Birkaç saat sonra işe gideceğim ve patronum kasetleri getirmemi isteyecek. Ona olanları söylemem lazım ama ne diyeceğim ki? Jeremy bu gece benden sonra çalışmaya başlayacak. O yüzden planım ben gitmeden hemen önce patronuma durumu anlatmak olacak. Ama aslında nasıl yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Öyle ya da böyle patronuma kasetleri izletmem gerekecek. Ama onunla beraber tekrar izlemek istemiyorum. Jeremy'nin kameranın dibine girip garip bir şekilde bana doğru gülümsediği sahneyi aklımdan çıkaramıyorum. Bir insanın suratında görüp görebileceğim en tuhaf görüntüydü. Neyse şimdi biraz uyumaya çalışacağım. Daha sonra neler olduğunu size haber veririm. Bundan sonra güncelleme yapıyor. Güncelleme 2:49 saat. Telefonumdan yazıyorum. Yanlış yazarsam kusuruma bakmayın. Az önce patronum tüm kasetleri izlemeyi bitirdi. Ona karşılaşacağı şeyleri söylemiştim ama hiç kimse bu kadarını beklemezdi doğal olarak. Patronum inanılmaz korktu. Aynı benim gibi. Jeremy saat 4'e doğru gelecekti. Yani kendimize gelmemiz için 1 saatimiz vardı. Ama Jeremy'ye tam olarak ne söylememiz gerektiğini bilmiyorduk. Kendisi gerçekten motor yağı çalmaktan ve insanların ağzına sıçmaktan hoşlanan türden bir manyak mıydı? Ya da başka bir şey miydi? Kulağa çılgınca geleceğini biliyorum ama bu zaman döngüsüyle bir ilgisi olabilir miydi? Patronum diğer kameralarda böyle bir şey fark etmediğini söyledi ama sanki o tek bir kamerada bir anda görünüşü benim onu izleyeceğimi bildiği için yaptığı bir şey gibi gelmeye başlamıştı bana. Neler yapabileceğini bana göstermek istiyor gibiydi. Onun o gülüşü küçük bir çocuğun yaptığı kumdan kaleyi ailesine gösterme gururuyla takındığı bir gülüş gibiydi. Bilmiyorum, belki de delirmişimdir. Neyse şimdi tekrar patronumla konuşmam ve bir şeyleri halletmemiz lazım. Bu akşam tekrar güncelleme yaparım ama içimde çok kötü bir his var. Güncelleme 4:33. Jeremy'den hiçbir haber yok. Onu aramaya çalıştık ama telefonuna bağlanmıyor. Polisi arıyoruz. Güncelleme 5:33. Jeremy'den hiçbir haber yok. Onu aramaya çalıştık ama telefonuna bağlanmıyor. Polisi arıyoruz.
Güncelleme 6.33. Jeremy'den hiçbir haber yok. Onu aramaya çalıştık ama telefonla bağlanmıyor. Güncelleme 7.33. Jeremy'den hiçbir haber yok. Onu aramaya çalıştık ama telefonla bağlanmıyor. Polisi arıyoruz. Güncelleme 8.33. Jeremy'den hiçbir haber yok. Onu aramaya çalıştık ama telefonla bağlanmıyor. Polisi arıyoruz. Bitti sonunda. Güncelleme 10.58. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Az önce eve geldim ve yazdığım güncellemeleri okudum. Artık her şey yavaş yavaş mantığını yitiriyor. Olanı anlatayım. İşe gittim. Jeremy asla gelmedi. Patronum ve ben polisi aramaya karar verdik, fark ettiğiniz üzere. Aramak için telefonu kaldırdığımda güneş gitti ve tam olarak şöyle oldu. Görünen o ki ben 5 saat kadar resmen yok oldum. Çünkü saate baktığımda saat 9.33'tü. Sanırım Jeremy'nin zaman döngüsünde takılı kaldım ve yok olduğum saatte de geri çıktım. Ama işlerin daha da kötüye gittiği yer tam da burası. Ben yok olduğumda patronum tam yanımdaydı. Polise anlatacağımız hikayeyi toparlamaya çalışıyordu. Tekrar geri döndüğümde telefon hala elimdeydi ama çalışmıyordu. Telefonun o sinyal sesi bile yoktu. Patronum hala oradaydı ama hareket etmiyordu. Ayakta duruyordu ama donmuştu. Saate tekrar baktım, hareket etmiyordu. Saat 12'yi gösteriyordu ama aslında 9.33'tü. Bilgisayar ekranındaki saat de hareket etmiyordu. Telefonum donmuştu. Hatta kasada bir müşteri bile duruyordu. Patronumun ona sigara vermesini bekliyordu. Büyük ihtimal bugünün 5. sigarası falandı. Direkt olarak oradan çıktım. Hiçbir yeri kilitlemedim, ışıkları kapatmadım ve üzgünüm arkadaşlar ama internet yüklemek için görüntüleri de almadım. İnanın bana aklımdaki son şey buydu. Gaz istasyonunun dışındaki yolda arabalar park etmişti ama tabii ki hepsi donuktu. Arabama bindim ve çalışması için dua ettim. Neyse ki çalıştı. Yolun yarısındayken zaman tekrar başladı. Radyo tekrar müzik çalmaya başladı ve görünen o ki hiç kimse bu zaman döngüsünün veya donmasının farkında bile değildi. Bir tek bendim. Eminim Jeremy de farkındadır. Hala onun şu an nerede ve ne yapıyor olduğunu bilmiyorum. Olanda saklanıyorum şu an ve yarın sabah tekrar polisi arayacağım. Belki de çoktan aramışımdır, kim bilir. Beni ciddiye alıp almadıklarını bile bilmiyorum. Şu aşamada artık hayatım adına endişelenmeye başladım. Eğer yapabilirsem yarın güncelleme yapacağım. Son güncelleme 10.33. Gece 4'e doğru sonunda uykuya dalabildim. Nasıl yaptım bilmiyorum ama sanırım yorgunluk en sonunda beni ele geçirdi. Bu sabah telefonumun çalmasıyla uyandım. Patronum arıyordu. Saat 6'dan beri beni arıyormuş. Zaman normale döndüğü an hemen polisi aramış. Polisler de gelmiş ve onlara her şeyi anlatmış. Buradaki polisler kısa zamanlı polisler. Genelde kayıp motor yağlarıyla daha çok ilgilenmişler. Ama patronum olayı diğer tarafa çekmiş ve Jeremy'yi bulmaya ikna etmiş. Tüm çalışanların dosyalarını çıkarmışlar ve Jeremy'ninkine de bakmışlar. Polisler Jeremy'nin ev adresini kontrol etmiş ve o adrese doğru yola koyulmuşlar. Gittiklerinde ne bulduklarına inanamayacaksınız. Jeremy'nin ev adresim diye yazdığı yer bomboş bir arazi. En azından şu an öyle. Orada eskiden bir ev varmış. Ama 1993'te bir yangında yok olmuş. Küçük bir kasaba olmasından dolayı o yangını herkes hatırlıyor. 4 kişilik bir aile orada yaşıyordu eskiden. Söylentilere göre onların hiç bahsetmedikleri bir oğulları daha varmış. Ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Doğru olarak söyleyebileceğim tek şey şu ki bir sigorta soruşturmasından sonra yangının bir kundaklama sonucu meydana çıktığı anlaşılmış. Bütün ev yağa batırılmış ve bir molotofla ateşe verilmiş. Bütün aile bu sırada uyuyormuş. Hiçbiri hayatta kalamamış. Bunu yapan kişiyi hiçbir zaman yakalayamamışlar. Yine söylentiye göre o hiç bahsedilmeyen çocuklarına ulaşılmaya çalışmış ama kimse bulamamış. Her neyse patronum beni arayıp bunları anlattıktan sonra resmen çılgına döndüm. Beni istasyona çağırdı. Deli misin dedim. Ama polislerin onunla birlikte olduğunu söyleyerek beni rahatlattı. Daha sonra ise bombayı patlattı. FBI de bu olaya karışmış ve öyle ya da böyle benimle konuşmak isteyeceklermiş. Saat sabah 7.15'ti. Yatağa tekrar dönüp uyumak istedim ama büyük ihtimal yatsam da uyuyamayacaktım. O yüzden kalkıp oraya gittim. Takım elbiseli 4 adam beni karşıladı ve oturmamı söyledi. Şu ana kadar olan her şeyin üstünden 3-4 kez geçtik. Hiçbir detayı atlamamak için. Jeremy'den bahsettim, görüntülerden, dün geceki iş yerinden, her şeyden. En sonunda bitirdiğimde bir adam dedi ki, harika, elimizde bir tane daha var. Daha sonra hiç kimseye söylememem gerektiği yazan bir tomar kağıt imzalattılar. Bunu burada yayınlayarak bile başımı belaya sokuyor olabilirim. Şimdi evdeyim. Kendimle ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hikayeyi anlattıktan sonra adamların bana söylediği şeyleri hayatım boyunca unutamayacağım. Her neyse, şimdi gitmem gerek. Bugün yapacak birkaç işim var. Sonra da işe gidip birkaç güvenlik kamerası görüntüleri almam lazım. Patronum ve ben, işe yeni gelen Jeremy denen çocuğun, kendisi tam bir deli, motor yağları çalmasından şüpheleniyoruz. O yüzden onu yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini izlemem lazım. Yapacak daha iyi işlerim var tabii ama patronum bana ekstradan ücret verecek, tabii çaktırmadan. Benim de yaz tatili için para biriktirmem lazım, yani bu paraya ihtiyacım var. Büyük ihtimal kolay olacak çünkü yağlar onun shiftinden hemen sonra kayboluyor. Büyük ihtimal görüntüleri izledikten sonra onu yakalarım. Nasıl ama? Ben zaman döngüsü, bu time loop,
bu olaylara, bu tarz şeylere bayılıyorum. Bu konuda izlemediğim film resmen kalmamıştır. Ve bu yazılan hikayeye gerçekten bayıldım. Özellikle sonu çok güzel bir twist'e bağlanmış. O yüzden size de paylaşmak istedim. Ve bence müthiş yani. Eğer bu tarz konulu şeyleri siz de seviyorsanız size hemen birkaç film önereceğim. Bu Time Loop konusuyla alakalı. Şu an IMDb listeme gireceğim. Predestination. Bunu artık ezberlemişsinizdir herhalde. Her videomda falan söylüyorum ve en sevdiğim film. Looper. Age of Tomorrow. About Time. The Time Traveler's Wife. Time Crimes. Sanırım şu an bu kadar. Birkaç tane daha izlemişimdir belki ama hatırlamıyorum. Bunlar. Bunları mutlaka izleyin. Bu Time olaylarını, zaman olaylarını seviyorsanız. Evet, sizi çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hikaye hakkında aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.